Tövbe. Birinci bölüm. Kusurları alabildiğine gizleyen ve ayıpları en iyi şekilde bilen Allahü Teala'ya yönelmekle, günahlardan tövbe etmek, salikler yolunun ilk başlangıcı, kurtuluşa ermişlerin ana sermayesi, müritlerin ilk adımları. Şüpheli şeylere meyledenlerin doğrulmalarının anahtarı Allah'a yaklaşmak isteyenler için tercih ve ihtiyar edilmelerinin kaynağı ve ilk babamız Adem Aleyhisselam ve diğer peygamberlere uymanın esasıdır. Evladın atalara uyması ne güzel şeydir. Adem oğlunun kusur işleyip günahkar olması şaşılacak bir şey değildir. Babasına benzeyen haddi aşmış sayılmaz. Yani kusur işlemek babadan kalma bir mirastır. Evlat babaya benzeyebilir. Fakat benzeyiş her yönüyle olmalıdır. Baba kırdığını sardığı ve yıktığını yaptığı gibi evlat da aynı yolu tutmalıdır. Hata, insanın yaratılışında mevcuttur. Hatasız insan olmaz. Ancak hemen tövbe etmek lazımdır. Hiç kusur işlememek, meleklerin vasfı, hiç iyilik yapmamak da şeytanın hususiyetidir. Kötülük işledikten sonra iyiliğe yönelmek de insanlara mahsus ve onlar için zaruridir. Yalnız iyilikle uğraşan Allah katında mukarreb bir melek, yalnız kötülük için çalışansa şeytan, düştüğü kötülükte hayra yönelen de insandır. Allahü Teala insanın tinetinde iki kusuru yani şehvetle gadabı yerleştirdi ve iki tabiatı yani hayvaniyetle melekiyeti ona arkadaş verdi. Her insan kendi nesebini tahsih eder, ya meleğe, ya Adem'e veya şeytana intisap eder. İşlediği kusurdan tövbe eden, Adem'in oğlu olduğunu ispatlar. Kusur ve isyanında ısrar eden, kendini şeytana uymakla tescil ettirmiş olur. Sırf hayır yapmakla Meleklere nispet edilmeye gelince bu imkansızdır. Zira Adem'in hamuru sağlam bir şekilde kötülük ve iyilik macunuyla mayalanmıştır. Adem oğlunu şerden iki ateşin biri kurtarır. Bunların birisi nedamet, diğeri de cehennem ateşidir. Tevbenin hakikati ve tarifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde pişmanlık tövbedir buyurmuşlardır. Tövbenin tarifi ise şöyledir. Tövbe, geçmiş hataların verdiği iç sancısıdır. Bazıları da tövbe için o gönülde alevlenen bir ateş, ciğerde iyileşmeyen bir yaradır dediler terk anlamı itibariyle de tövbenin tarifinde eziyet veren elbiseyi giymektir denmiştir. Sehl bin Abdullah da tövbenin tarifinde tövbe kötü huyları iyi huylara değişmektir dedi. Bu da ancak halvete çekilmek, sükût etmek, helal yemekle tamamlanır. Tövbenin vücubu ve fazileti. Tövbenin vücubu ayet ve hadislerle sabit olduğu gibi iman nuruyla kalbi genişleyip basiret gözü açılan ve önünde parlayan bu nur sayesinde yardımcıya muhtaç olmadan cehalet zulmetlerinden sıyrılan içinde meydandadır. Allahü Teala Nur Suresi 31. ayetinde mealen ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin. Ta ki korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız. Buyuruyor. Yine Allahü Teala Tahrim Suresi 8. ayetinde Ey müminler! Nasuh tövbeyle Allah'a tövbe edin buyurmuştur. Nasuh, nasihattan alınmadır her türlü şaibeden uzak olarak Allah'a tövbe edin demektir. Tövbenin faziletine dair Bakara suresi 222. ayetinde Allahü Teala muhakkak Allah hem çok tövbe edenleri sever hem çok temizlenenleri sever buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde tövbe eden Allahü Teala'nın sevgilisidir. Günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurmuştur. Diğer bir hadisi şeriflerinde kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci bir adamın tehlikeli, ıssız bir çölde yanında bineceği ve bineceğinin sırtında yiyecek ve içeceği olduğu halde istirahata çekilip biraz uyuduktan sonra uyandığında azığıyla beraber devesinin kaybolduğunu görüp onu her tarafta aradıktan ve sıcaklık basıp iyice yorularak susadıktan ve ümidini kestikten sonra indiğim yere gideyim. Orada ölüm uykusuna yatayım diyerek yerine çekilip başını koltuğunun üstüne koyarak uykuya yatıp bir müddet uyuyup uyandığı vakit azığıyla devesini yanı başında gördüğü zamanki sevincinden daha çoktur. Yani Allahü Teala günahlarından tövbe edip kendine yönelen kuluna çölde azığıyla devesini kaybedip ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan ve ümidini kestikten sonra devesini bulanın sevinmesinden daha çok sevinir buyurdu. Hasan-ı Basri'den şöyle rivayet edildi. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettiği vakit melekler kendisine göz aydınlığına gittiler. Cebrail ile Mikail de gitti. Ve ey Adem Allahü Teala tövbeni kabul etti. Artık huzura eriştin dediler. Adem Aleyhisselam Ey Cebrail! Bu tövbeden sonra bir de sorgu sual olursa benim halim nice olur? dedi. Bunun üzerine Allahü Teala Adem aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Adem! Zürriyetine dört zahmet ve mihnet getirdin. Ayrıca tövbeyi de onlara miras bıraktın senin duana icabet ettiğim gibi onlardan da bana çağrının çağrısına icabet ederim. Mağfiret dileyeni yarlıgarım ve ona cimrilik etmem. Zira ben davete icabet eden bir yakınım. Tevbekarları da mezarlarından müjdelenmiş ve gülmüş olarak haşreder, bütün dualarını kabul ederim buyurdu. Bu hususta varid olan eserler sayılamayacak kadar çoktur. Tevbenin vücubunda ittifak vardır. Tevbenin manalarından birisi de şudur. Tevbe hemen günahı terk edip bir daha yapmamaya azmetmek ve geçmiş noksanları telafi etmektir. İşte bunun vücubunda şüphe yoktur. Geçmişe nedamet ve üzülmek de vaciptir. Çünkü bu tevbenin ruhudur. Geçmişi telafi ancak bununla mümkündür. Tevbe nasıl vacip olmasın ki? Ömrünü Allahü Teala'nın gadabında geçirdiğini anlar anlamaz, zaruri olarak içinde bir elem doğar ve bunun ızdırabını çeker. Günahın akabinde tövbe etmek vaciptir. Günahın akabinde hemen tövbe etmenin vacip olmasında şüphe yoktur. Zira isyanın imanı tehlikeye düşürdüğünü bildikten sonra tövbenin de akabinde olmasında şüphe edilmez. Bedeni öldürücü zehiri yiyen onu hemen kusmak suretiyle çıkarmaya çalışacağı gibi imanı öldüren isyanı da tövbe ile atmak lazımdır. Tövbenin vücubunda kurtuluş bu günahtan kendisini alıkoyan marifettir. Bu marifete sahip olan isyan etmez. Bunun için de tövbeye ihtiyacı kalmaz. Bu marifetse amel ile alakalı olmayan mükaşefe ilminden değil, belki muamele ilmindendir. Amel için aranan herhangi bir ilmin uhdesinden ameli yapmadıkça kurtuluş olmaz. Mesela Günahı öğrenmek, günahı terk etmek içindir. Onu terk etmeyen, imanın o günahla ilgili cüzünü kaybetmiştir. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, zina eden, zina ettiği vakit, mümin olduğu halde zina etmez buyurduğu bu manadadır. Burada imanı nefyetmekle, Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, sıfatlarına, kitaplarına ve peygamberlerine iman gibi mükaşefe ilmine raci olan imanı nefyetmiyor. Zira bunları zina ve benzeri günahlar nefyetmez. Buradaki muradı zinanın Allah'tan uzaklaştırıcı ve Allah'ın gadabını mucip olduğuna dair olan imanı nefyetmektir. Nitekim Doktor adama bu zehirdir, bunu yeme, seni öldürür dediği halde bu zehiri yutan kimse için inanmayarak yuttu dediği vakit bu adam doktorun varlığına veya doktorluğuna inanmayarak zehiri yuttu demek değil, yuttuğu şeyin zehir olduğuna inanmayarak onu yuttu demek olduğu gibi onun zehir olduğunu bilen onu asla yutmaz. Şu halde isyan edenin zaruri olarak imanı noksandır. Çünkü iman yalnız bir esas değildir. Yetmiş küsur kolu vardır. En üstün derecesi şehadet kelimesi, en alt derecesi de eziyet veren şeyleri yoldan atmak ve yolu temizlemektir. Bu tıpkı birisinin insan tek bir parça değil, 70 küsur parçadan meydana gelmiştir. En önemli parçası kalp ve ruh, en aşağı derecesi de cilde rahatsızlık veren şeyleri izale etmesidir. Diğer hayvanlardan ayrılması için bıyıklarını, tırnaklarını kesmektir demesi gibidir. Bu uygun bir misaldir. İman insan gibidir. Ruhun yokluğu, bütün bedeni yok ettiği gibi şahadetin yokluğu da imanı kökünden yok eder. Yalnız imanı olup başka ameli bulunmayan, zahiri ve bateni bütün azalarını kaybeden ve yalnız canlı olan bir kötürüm gibidir. Bu halde bulunan kimsenin ruhunun bedeninden ayrılıp ölmesi bir an meselesi olduğu gibi amelsiz kuru bir imana sahip olanın imanını da can alıcı meleğin daha ilk gelişinde esen kuvvetli rüzgarların bu kuru iman ağacını kökünden koparıp atması kuvvetle muhtemeldir. Her iman ki onun kökü yakin üzerine oturtulmamış, dalları amellerle yeşermemişse ölüm meleğinin görüldüğü anda esen şiddetli rüzgarların dehşetine dayanamaz ve ömrü boyunca taat ve ibadetle sulanmayan bu iman ağacının son nefeste yıkılmasından korkulur. Günahkar bir insanın ibadetine devam eden diğer birisine ben senin gibi müminim demesi kabak asmasının çam ağacına ben de senin gibi bir ağacım demesine benzer. Burada çam şu cevabı harikadır. Bu isim benzerliğine aldanmanın ne demek olduğunu güz rüzgarları estiği zaman anlarsın. O zaman kökün kopar, yaprakların dökülür. Nitekim şair, yakında toz duman açılınca, bindiğin at mıdır, eşek midir anlarsın demiştir. Bu son nefeste belli olur. Ariflerin can damarını koparan ve kalplerini durduran ve pek az kimselerin dayanabileceği son nefes tehlikesidir. İsyanı sebebiyle sonsuz olarak cehennemde kalacağından korkmayan günahkar, ekseriyetle ölüm hastalıktan sonra geldiği için sıhhatine güvenerek zararlı maddeleri yemeye devam eden insan gibidir. Zararlı maddeleri yemekle nihayet bu adamın hastalanıp öleceği gibi isyana devam edenin de son nefeste imansız gitmesinden ve imansız gitmesiyle ebedi olarak cehennemde kalmasından korkulur. Demek ki beden için zararlı yemekler neyse iman için İsyan da aynıdır. Zararlı yemekler midede toplanarak sahibinin haberi olmadan mideyi ve mizacı bozup ani olarak adamın hastalanıp ölümüne sebebiyet verdiği gibi günahlar da yığıla yığıla kişinin imansız gitmesine sebep olabilirler. Şu fani dünyada ölümden korkan kimsenin zararlı ve zehirli şeyleri her halükarda ve bulunduğu anda terk edip yememesi vacip olduğu gibi, ebedi helakten korkan kimsenin de günahlara yaklaşmaması öncelikle vacip olur. Zehiri içen pişman olduğu anda şu ölümlü dünyada biraz daha kalması için bir an önce zehiri içinden çıkarmaya uğraştığı gibi, din zehiri demek olan günahları da bir an önce içinden çıkarıp ebedi helakten kurtulması için bütün tedbirleri alması öncelikle vacip olur. Zira isyan zehirinden korkulmasının sebebi ebedi olan ahireti kaybetmektir. O ahiret ki onun nimetleri devamlı ve mülkü büyüktür. Onu kaybetmekte cehennem ateşi ve ardı arkası gelmeyen devamlı azap vardır. Zira ahiret gününün hududu yoktur. O halde doktorların müdahalesine imkan bırakmayacak şekilde maneviyatı harap etmeden önce hemen tövbe ederek günahlar zehirinden sıyrılmaya çalışmak lazımdır. Sonra iş işten geçer, hiçbir şey fayda vermez olur.'' Allahü Teala Yasin suresi 8 9 ve 10. ayetlerinde boyunlarına çenelerine kadar varan demir halkalar geçirmişizdir. Bunun için başları yukarı kalkıktır. Önlerine ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler. Ey Muhammed Onları uyarsan da uyarmasan da birdir. İnanmazlar. Vaidine girmiş olur. Sakın ayetteki iman lafzı seni aldatıp da bunlardan murat kafirlerdir demeyesin. Zira imanın yetmiş küsur şubesi olduğunu ve zaninin zina ederken mümin olamayacağı daha önce anlatılmıştı. İmanın kol ve dallarından mahrum kalan kimsenin son nefeste imanın aslından da mahrum kalmasından korkulur. Elini, ayağını, gözünü, kulağını ve diğer azalarını kaybeden kimsenin canını da kolaylıkla kaybedeceği gibi bu kimse de asıl imanını kaybedebilir. Asıl olmadan bölüm olamayacağı gibi bölüm olmadan da asıl devam edemez. Asıl ile bölüm arasındaki tek fark, bölümün hem vücudu hem de devamı aslın bulunmasına bağlıdır. Yoksa aslın var olmasında bölüme ihtiyaç yoksa da devamında bölüme ihtiyaç vardır. Tevbenin her şahsa vacipliği Allahü Teala Nur Suresi 31. ayetinde Ey müminler hepiniz Allahü Teala'ya tövbe ediniz umulur ki felah bulursunuz buyurmuştur. Burada Allahü Teala hitabını bütün müminlere tamim etmiştir. Zaten basiret nuru da bunu gösterir. Zira tövbenin manası insanı şeytana yaklaştırıp Allah'a uzaklaştıran yoldan dönmek demektir. Bu yanlış yola ancak gafiller sapar. Akıl garizesinin kemali insanları aldatmakta şeytanın yolları olan şehvet, gadap ve diğer kötü huyların tekamülünden sonradır. Çünkü aklın başlangıcı yedi yaşında, aslı ergenlik anında, kemali ise kırk yaşındadır. Şehvetler şeytanın akıllar ise meleğin askerleridir. Bunlar karşılaştıkları vakit zaruri olarak aralarında savaş başlar. Zira bunlar birbirinin zıddı oldukları için biri diğerini kabul etmez. Aralarındaki ayrılık gece ile gündüz ve ışıkla karanlık gibidir. Bir taraf galip gelince diğer tarafı ezer. Halbuki şehvetler akıl kemale ermeden daha çocukluk ve gençlik çağında kemale ererler. Bu sebeple şeytanın askeri akıldan önce merkezi zapt eder, kalbi istila eder ve kalpte şehvetlere uygun adetlerle ünsiyet eder de şeytan kalbe galebe çalar. O zaman onu oradan söküp atmak zor olur. Allahü Teala'nın ordusu olan akıl sonra harekete geçer Allah'ın dostlarını düşmanın esaretinden kurtarmak için ağır ağır çalışır şayet akıl kemale erip kuvvet bulmazsa şeytanın ordusunu kalpten atamaz ve şeytan verdiği sözü yerine getirmeye çalışır akıl kemal bulup kuvvetlenirse ilk vazifesi şehvetleri kırmak suretiyle şeytanı kalpten uzaklaştırmak ve kalbi alışkın olduğu kötü adetlerden ayırıp ibadetlere çevirmek olur. İşte tevbenin manası da budur. Yani rehberi şehvet ve öncüsü şeytan olan yoldan ayrılıp Allahü Teala'ya giden yola girmektir. Ne kadar insan varsa hepsinin şehveti aklından öncedir ve şeytanın ordusu olan vasıfları meleğin ordusu olan hasletlerinden öncedir. Yani şehvet, gadab ve diğer kötü vasıfları gençlik çağında tekamül ettiği ve akıl kırk yaşında kemal bulduğu için şeytani tarafları meleki yönlerinden öncedir. Şehvetin tesiriyle yapmış olduğu geçmiş kötülüklerden dönmesi ister avam bir insan ve hatta İster peygamber olsun hepsi için zaruridir. Bu tövbenin yalnız Adem aleyhisselam'a mahsus olduğu sanılmamalıdır. Belki tevbe bütün insan nevine yazılmış ezeli bir hükümdür. Değişmesine ihtimal olmayan ilahi adetler değişmedikçe bunun aksi düşünülemez. Kafir veya cahil olduğu halde ergenlik çağına gelen herkes için cehlinden ve küfründen tövbe etmesi vaciptir. Anne ve babasına uymakla Müslüman olarak bali olan ve fakat İslami gerçeklerden gafil bulunan kimse de İslam'ın manasını anlamak suretiyle gafletinden tövbe etmesi lazımdır. Zira bizatihi kendisi İslamiyet'i kabul etmedikten sonra anne ve babasının İslamiyet'i ondan bir şeyi uzaklaştırmaz. İslamiyetin ne demek olduğunu anlar anlamaz, başka hiçbir şey beklemeden o ana kadar şehvetlerinin peşine gitmek suretiyle alışkın olduğu açılıp saçılmalarından hemen dönerek Allahü Teala'nın bildirdiği hudutlar içerisine girmelidir. Tevbenin en zor olanı bu kapıdır. Çokları bundan aciz olduğu için burada helak oldular. İşte bütün bu anlattıklarımızın hepsi tövbe ve Allah'a dönmektir. Demek ki tövbe kimsenin minnetsiz kalmayacağı şekilde herkes için farza aynıdır. Nitekim Adem aleyhisselam bile tövbeden müstagni kalamamıştır. Babanın yaratılışına uymayan ve babanın güç yetiremediği şeye evladı hiç güç yetiremez. Devamlı olarak ve her halükarda tövbenin vacip olmasına gelince. Bu da açık ve meydandadır. Çünkü hiç kimse azaları ile isyandan hali olamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim ve hadisler peygamberlerin bile zelle ve hatadan salim kalamadıklarını, hatalarından dolayı ağlayarak tövbe ettiklerini haber vermişlerdir. Şayet bazı hallerde azasıyla günah işlemezse de kalbinde günah işleme düşüncesinden hali kalamaz. Şayet kendisinin böyle bir meyli olmasa da kendini Allah'ı zikirden alıkoyacak şeytanın çeşitli vesveselerinden hali kalamaz. Şayet bundan da korunursa Allahü Teala'nın zat, sıfat ve efaline olan ilminde gaflet ve kusurdan kurtulamaz. Bütün bunlar derecesine göre birer noksanlıktır. Ve bu noksanlıkların da sebepleri vardır. Sebeplerini atabilmek, onların zıddıyla meşgul olmakla, yani o yoldan başka yola dönmekle mümkündür. İşte tevbe de budur şekil ve derecelerde ayrılmakla beraber, insanoğlunun bu noksanlıklarından tamamen sıyrılması düşünülemez. Bunun için tövbe etmesi lazımdır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kalbime öyle şeyler gelir ki, her gün ve gece bunlardan yetmiş defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala ona ikram etti. Onun durumu bu olunca ya başkaları nasıl olur? İnsan daha ilk yaratılışında şehvetlerine uymaktan asla kurtulamaz. Tövbe demek yalnız bu şehevi arzuları terk etmek değil, tövbenin tamamı geçmişi telafi iledir. İnsanoğlunun peşinden gittiği şehvetinden kalbine bir zulmet yükselir. Nitekim aynaya bakan insanın nefesinden aynanın camı puslandığı gibi kalp de günahlardan puslanır. Şehvet zulmetleri çoğaldıkça kalp kararır ve körleşir. Bunun için Allahü Teala Mutaffifin suresi 14. ayetinde hayır. Onların zannettikleri gibi değil. Doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini kaplamıştır buyurdu. Aynanın yüzündeki kirler uzun zaman orada kalınca leke yapıp camı bozdukları ve böylece cam eski cilasını kaybettiği ve yeniden eski halini alamayacağı gibi gönüldeki bu kara lekeler orada uzun müddet kalınca orada iz yapar ve yerleşirler.'' Artık bundan sonra kalbi temizlemek için yalnız şehvetlerin peşinden gitmemek yeterli değildir. Çünkü orada lekeler vardır. Onları oradan temizleyip atmak lazımdır. Kalbe isyan ve şehvetlerin kiri ve karanlığı çöktüğü gibi, şehvetleri terk ederek yapılan ibadetlerin nuru da kalbe yükselir. Taatin nuruyla masiyetin zulmeti kaybolur taat ve ibadetler kalbi temizler. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu mahvetsin buyurmakla buna işaret etmiştir. Demek oluyor ki kul hiçbir halde kalbinde bulunan kötülüğün izlerini onun zıddı olan ibadetin izleriyle silmekten müstağni olamaz. Bu anlattıklarımız önce cilalı ve parlak olduktan sonra bazı arızalarla kararan kalbin temizlenmesi hakkındadır. Önceden kara olan kalbi cilalatmaksa çok daha uzun bir çalışma ister. Çünkü yeniden parlak bir ayna yapmakla yüzü kirlenmiş aynayı temizlemek bir değildir. Bunlar o kadar uzun meşkalelerdir ki, bunlardan hiç kimse hiçbir zaman kurtulamaz. Hepsi de tövbeye bağlıdır. Bunlar fezaildendir ve kemal talebidir. Bu bakımdan, bunlardan tövbeye vacip denmez sözüne gelince, bilmiş ol ki, vacibin iki manası vardır. Birincisi, Şer'i fetvalardaki vaciptir. Bütün insanlar bunda müşterektir. Bu öyle bir derecedir ki bütün insanlar bununla meşgul olsa alemin nizamına bir zararı dokunmaz. Fakat bütün insanlar gerçek manasıyla mütteki olmakla mükellef tutulsalar geçim yolunu terk edip dünyayı tamamen atmaları gerekirdi ki bunun neticesi takvanın tamamen yok olmasına sebep olurdu. Çünkü geçim bozulunca herkes ekmek, giymek, mesken derdine düşer ve ortada takvadan bir şey kalmazdı. Bu bakımdan anlattığımız dereceler bu manada vacip değillerdir. İkincisi, Allahü Teala'ya yaklaşmak için yapılması lüzumlu olan şeylerdir sadıklar makamını kazanıp ve Allah'a vasıl olmak için bütün bu anlattıklarımızdan tövbe vaciptir. Bu nafile namaz kılmak isteyen için abdest vaciptir demek gibidir. Aslında nafile namaz vacip değildir. Fakat o fazileti almak isteyenler için abdest vaciptir. Ancak o fazileti almak istemeyenler ne abdest alır ve ne de nafile kılarlar. Yine bu deyim, insanda el, ayak, göz, kulak şarttır dendiği gibidir. Yani tam bir insan olmak için bütün bu azalara ihtiyaç vardır. Fakat canım olsun da bir tulum gibi ya bir bez parçası gibi olmaya da razıyım diyen bunlarsız da idare edebilir. Ancak kamil olmaz.'' Umumi fetvalarda geçen vacipler hayatın aslı gibidir. Kurtuluşun aslıdır. Çünkü kurtuluşa ancak o sayede erilir. Fakat kemale erdiren ve kurtuluşun da üstünde olan hayat, el, ayak ve diğer azalarla tekamül etmiş vücut gibidir. Peygamberler, veliler ve alimlerin haris olup çalıştıkları bu hayattır. Bunun etrafında döndü ve bunun için dünya zevklerini tamamen terk ettiler. İsa Aleyhisselam uykuya yatacağı zaman yastık olmak üzere başının altına taş koymak zorunda kalmış ve buna da şeytan gelerek işte dünyalık peşindesin. Rahatın için başının altına taş koydun." demesiyle İsa Aleyhisselam taşı atarak başını yere koymuş ve taşı atması kendisi için bir tövbe olmuştur. Server-i sallallahu aleyhi ve sellem giydiği işlemeli elbisesi namazda kendisini meşgul ettiği için onu çıkarıp attığı ve yine ayağına giydiği nalinler kendisini meşgul ettiği için onları eskileriyle değiştirdiği vakit böyle yapmanın umum için meşru olan hükümlerde vacip olmadığını bilmiyor muydu? Bunu bildiği halde onları terk etmekle neden tövbe etti? Onun böyle yapması bunların kalbinde iz bırakıp kendisine vaat edilen makamı mahmuda ulaşmaktan engel oldukları içindi. Ebu Bekir radıyallahu anh sütü içtikten sonra sütü verenin gayrimeşru yoldan onu kazandığını öğrenince, hemen boğulacak şekilde parmak salarak onu midesinden boşaltmaya çalışmıştır. O, bilmeyerek içtiği bu kadarcık sütten fıkhi hükümlere göre mesul olmadığını ve fıkıh fetvalarında bunu çıkarmanın vacip olmadığını bilmiyor muydu? İmkan nispetinde midesini temizlemekle niçin tövbe etti? Bu ancak onun kalbinde yerleştirilen bir sır içindir. O gizli sır ona amme fetvalarının başka ve ahiret yolculuğunun tehlikelerinin başka şey olduğunu ve bunları ancak sıddıkların bilebileceğini bildirdi. Sen Allahü Teala'nın yarattıkları içerisinde Allah'ı en iyi bilen bu gibilerin hallerini düşün. Onlar Allah'ı, Allah'a giden yolu, Allah'ın gadabını ve mağrur olmanın zararlarını herkesten iyi bilenlerdendir. Dünyanın aldatmasından bir kere, şeytanın aldatmasından bin kere sakın. Bunlar öyle sırlardır ki, bunların daha ilk kokularını alan kimse, Allah'ın yoluna giren salik, bin senede yaşasa, her nefesinde nasuh tövbesine devam etmesinin lüzumunu ve hiç vakit geçirmeden tevbenin vücubunu anlar. Ebu Süleyman Darani çok doğru olarak şöyle söylemiştir. Aklı başında olan kimse, geleceği için değil de taat ve ibadetsiz geçirdiği günleri için ağlasa da bu hal ölünceye kadar devam etse hakkıdır. Ya geleceğini geçmişi gibi cehalet içinde karşılayanın hali nice olur. Ebu Süleyman Darani bunu şu maksatla söylemiştir. Aklı başında bir insan kıymetli bir cevhere sahip olduktan sonra Boşu boşuna onu kaybederse elbette üzülür. Şayet kaybettiği cevher kendisinin helak olmasına sebep olacaksa şüphesiz buna acınıp ağlaması daha çok olur. Halbuki ömrün her saati hatta her anı eşsiz bir cevherdir. Zira seni ebedi şekavetten kurtarıp ebedi saadete ulaştırmaya yetkilidir. Daha bundan nefis ve kıymetli bir cevher olur mu? Bunu gafletle kaybettiğin vakit apaçık bir zarardasın. Günahta harcarsan açıkça helake gidersin. Şayet bu zararını aldırış etmez, üzülmez ve ağlamazsan bu senin cehaletinden başka bir şey değildir. Cehalet hastalığı ise bütün felaketlerin üstündedir. Hatta o öyle bir felakettir ki sahibi bunun farkında bile olamaz. Çünkü gaflet uykusu kendisiyle marifeti arasında perde olur. Ne yazık ki insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar. O zaman herkese iflası ve her felaket sedeye felaketi gösterilir. Fakat iş işten geçmiş olur. Ariflerden birisi şöyle anlatıyor. Ölüm meleği son nefeste adama gelir ve senin tek bir nefesin kaldı. İşte gidiyorsun. Bunun bir saniye tehirine imkan yoktur dese adamı sıkıntılar alır, üzülür ve bir saat daha yaşayabilip tövbe etmek ve mümkün olan noksanlarını tamamlamak için bütün dünya kendisinin olsa hepsini feda ederdi. Fakat ne yazık ki buna imkan bulamaz. İşte Allahü Teala Sebe Suresi 54. ayetinde artık kendileriyle arzu ede geldikleri şeylerin arasına bir engel çekilmiştir. Buyurduğunun ilk tezahürüdür. Yine buna işaret olarak Allahü Teala Münafikun suresi 10 ve 11. ayetlerinde birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursaydım iyi adamlardan olsaydım diyeceği zaman gelmezden önce, size rızık olarak verdiğimizden harcayın halbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince asla geri bırakmaz buyurmuştur denildi ki geri bırakılmasını istediği yakın ecel perde ortadan kalkıp ahiret alameti keşfedildiği vakit ölüm meleğine bana bir gün müsaade et de tevbe edip Rab'bimden af dileyeyim der. Ölüm meleği ona "Artık saatleri de kaybettin." diye karşılık verir ve tevbe kapısı o kimsenin üzerine kapanır. Bir yandan can çekişirken öte yandan yaptığı kötülüklerin esefini, ömrünü boşa geçirdiğinin hasretini çekerken bu hallerin sadmeleri karşısında imanının aslı da sarsılıp durur nefes tükettiği vakit ezelde mukadder ise ruhu tevhid üzerine çıkar ki buna hüsn-i hatime denir. Ezelde şakili mukadder ise canı imansızlıkla çıkar ki buna da suyi hatime denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Nisa suresi 18. ayetinde makbul olan tevbe kötülükleri yapıp yapıp da onlardan herhangi birine ta ölüm gelince ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil buyurdu. Yine aynı surenin 17. ayetinde Allah indinde makbul olan tövbe kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapacakların Sonra da çar çabuk vazgeçip tövbe edecek olanların tövbesidir buyurdu. Yani hemen günahın akabinde tövbe eder bir haseneyle günahın eserini kalbinden siler. Geç kalır da kalbi fazla kararırsa silinmesi zor olur. Bunun için alemlerin sultanı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kötülüğün akabinde bir iyilik et ki kötülüğü mahvetsin buyurdular. Lokman aleyhisselam oğluna oğlum tövbeyi geciktirme ölüm beklemediğin anda gelir. İleride tövbe ederim diyen iki büyük tehlike arasında kalır. Birincisi günah işliye işliye kalbi kararır ve bu tabiat haline gelir de artık temizlenemez hal alır. İkincisi, hastalık ve ölümün tezden gelmesidir. Öyle ki, kalbini temizlemeye fırsat bulamamasıdır. Bunun için haberde, cehennem halkının azabının çoğu, tesviften, tevbeyi geciktirmektendir, diye varid olmuştur. Helak olanların çoğu, tövbeyi tehirden helak olmuştur. Çünkü kalbini kirletmeyi peşin yaptığı halde temizlemesini tehir ediyor. Burada ölüm gelip çatıyor da kalbi selimsiz Allah'a mülaki oluyor. Halbuki kurtuluş bulacaklar ancak temiz kalp sahipleridir. Kalp kulun elinde Allahü Teala'nın bir emanetidir. Ömür de aynı şekilde emanettir. Diğer ibadet vasıtaları da böyledir. Emanete hıyanet edip, hıyanetlerini düzeltmeyenlerin sonu tehlikelidir. Ariflerden birisi diyor ki, Allahü Teala'nın kulunda iki sırrı vardır. İlham yoluyla onları kendisine bildirir. Birincisi, anasının karnından çıktığı vakittedir. Allahü Teala buyurur ki, kulum, seni her türlü isyandan temiz olarak dünyaya çıkardım. Ömrünü sana teslim ve emanet ettim. Bakalım bu emaneti nasıl koruyacak, benim huzuruma nasıl çıkacaksın? İkincisi, ruhu çıktığı vakittedir. Allahü Teala Ey kulum, emanetimi ne yaptın? Onu korudun ve verdiğin sözde durdun mu? Şayet sözünde durdunsa, ben de sana bol bol karşılığını öderim. Emaneti kaybettin ve verdiğin sözde durmadınsa, ben de senin cezanı veririm. Buyurur. İşte buna işaret olarak Allahü Teala. Bakara Suresi 40. ayetinde Ey İsrail oğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana itaat ederek Tevrat'ta ahir zaman peygamberi hakkında size açıkladığım ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozduğunuzda ancak benden korkun buyurdu. Müminun suresi 8. ayetinde ise Allahü Teala şöyle buyurdu: Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Şartlarını cami olan tövbenin kabul edileceği. Sahih tövbenin makbul olacağında şüphe edilmemelidir. Basiret nuruyla bakıp Kur'an'ın nurundan istimdad edenler her selim kalbin Allah katında makbul ve ahirette Allah'ın civarında zevku sefa edip ebedi gözleriyle Allahü Teala'nın cemalini müşahede edeceklerini bilirler ve yine aslında kalbin temiz olarak yaratıldığını, her doğan çocuğun fıtrat üzere doğduğunu, günahın kir ve zulmetiyle sonradan kalbin bozulduğunu bilirler. Yine bilirler ki nedamet yani pişmanlık ateşi kalbin kirini yakar. İyiliklerin nuru kalbin yüzünü saran kara lekeleri temizler ve iyiliğin nuru karşısında masiyet zulmetinin dayanamadığını da bilirler. Bu gece karanlığının gündüz aydınlığı karşısında direnemediği gibidir. Diğer bir tabirle sabunun karşısında elbisedeki kirin dayanamaması gibidir. Hükümdar kirli elbiseyi giymek için kabul etmediği gibi günahlarla kararmış olan kalpleri de Allahü Teala civarında kabul etmez. Pis işlerde giyilen elbiselerin kirlendiği, sabunlu ve sıcak suyla yıkandığı vakit temizlendiği gibi, şehevi arzularla kullanılan kalbin kirleneceğini ve gözyaşlarıyla nedamet ateşinin kalbi temizleyeceğini de bilirler. Her teskiye edilmiş temiz kalp, temiz elbise gibi makbuldür. Kalbi teskiye ve temizlemekse senin elindedir. Sen kalbini temizle.'' temizlenen kalbin kabul edileceği, değişiklik kabul etmeyen ezeli kazada tespit edilmiştir. Allahü Teala Şems Suresi 9. ayetinde Muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur buyurdu. Kim ki gözü müşahede ettiğinden daha kuvvetli olarak kalbin birbirine zıt olan taat ve masiyetten müteessir olduğunu, cehalete zulmet de dendiği gibi, bunların birine zulmet, ilme de bazen nur dendiği gibi, diğerine de nur dendiğini, nur ile zulmetin birleşemeyecek şekilde aralarında zıddiyet bulunduğunu bilmezse, dinden yalnız kabuğuna sahip olmuş ve yalnız ismini elde etmiş kalbi ise dininin gerçeklerinden hatta kendi nefsinden ve vasıflarından büyük bir perde içinde kalmış ve bunları anlamaktan acizdir kendini bilmeyen başkasını hiç bilemez bundan kastedilen kişinin kalbidir kendi kalbini bilmeyen başkasının kalbini nasıl bilebilir Sahih tövbenin kabul olmayacağını zanneden, güneşin doğduğu halde ortalığı aydınlatmayacağını, elbise sabunla yıkandığı halde temizlenmeyeceğini sanan gibidir. Ancak kuvvetli lekeler uzun zaman elbisede kalıp orada iz bıraktıktan sonra hakikaten sabun da bunları temizlemez. Kalp de böyledir. Günahlar birike birike kalbi iyice karartıp orada tabiat halini aldıktan sonra bu kalbin tövbe etmesi zordur. Bu itiyadından kolay kolay dönemez. Belki diliyle tövbe ettim der fakat bu tövbe bir değer taşımaz. Bu tıpkı çamaşırcının ben çamaşırları yıkadım sözüne benzer. Elbisedeki kiri çıkarmak için gerekli maddeyi kullanmadıktan sonra laf ile elbisenin temizlenmeyeceğinde şüphe yoktur. İşte asıl ve gerçek tövbeden kaçınmanın hali de budur. Çoğunlukla insanlar böyledir. Akıl sahipleri için tövbenin kabulünde bu kadar açıklama kafidir. Tövbe hakkında ayetler. Allahü Teala Şura Suresi 25. ayetinde O, kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayandır. O, bütün yaptıklarınızı bilir, buyurdu. Mü'min Suresi 3. ayetinin başında O, günah bağışlayan, tövbeyi kabul edendir, buyurdu. Tövbe hakkında hadis-i şerifler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala gece günah işleyene sabaha kadar gündüz günah işleyene de tövbe etmesi için akşama kadar elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyle devam eder buyurdular. Allahü Teala'nın elini açması tevbesini istemekten kinayedir. İstemek, kabul etmekten de daha ileridedir. Çünkü kabul edilen şeyler var ki, aslında istenmezler. Talep edilen her şey kabul edilir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, göklere kadar yükselen günahı işleseniz de, sonra pişman olsanız, Allahü Teala, tövbelerinizi kabul eder buyurdular. Başka bir hadisi şeriflerinde kul işlediği günah sebebiyle cennete girer buyurunca bu nasıl olur diye soranlara çünkü işlediği günaha pişman olur ve daima ondan uzak kalmaya dikkat eder de bu sayede cennete girer buyurdular. Başka bir hadisi şerifte günahın kefareti pişmanlıktır. Yine günahtan tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir buyurulmuştur. Rivayete göre Bedevi'nin biri Resulullah'a ben birçok kötülükler işledim. Tövbe edersem kabul olur mu? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet kabuldür buyurdu. Adam gitti. Bir müddet sonra geldi ve bunları yaparken Allah beni görüyor muydu diye sordu. Resulullah evet görüyordu. Buyurunca adamcağız eyvah diye haykırarak yıkıldı ve öldü. Yine rivayete göre Allahü Teala şeytanı lanetlediği vakit, şeytan kendisinden kıyamete kadar yaşaması için mühlet istedi. Allahü Teala da kendisine belirli bir vakte kadar mühlet verdi. Bunun üzerine şeytan, senin ululuğun hakkı için ölünceye kadar Adem oğlunun kalbinden çıkmam, onu aldatırım dedi. allah Allahü Teala da İzzet ve celalim hakkı için ben de ölünceye kadar ona tövbe kapılarını açık tutarım buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem suyun kiri gidermesi gibi sevaplar da günahları giderir buyurdu. Bu husustaki rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Allahü Teala Nisa suresi 25. ayetinde Rabbiniz içinizdekini daha iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah kendine dönüp tevbe edenleri bağışlayıcıdır buyurdu. İşte bu ayeti kerimenin tekrar tekrar günah işleyip pişman olanlar hakkında nazil olduğu söylenir. Fudayl bin İyad şöyle diyor. Allahü Teala günahkarları müjdele. Tevbe ederlerse tevbelerini kabul ederim. Sıddıkları da korkut. Eğer adaletimle onlar hakkında muamele edersem onlara azap ederim buyurmuştur. Talp bin Habib Allahü Teala'nın hakkı çok büyüktür kul onu gereği gibi yerine getiremez ne var ki onlar akşam sabah tövbe ederler Allah da tövbelerini kabul eder dedi Abdullah bin Ömer günahını hatırlayıp ondan acı duyan ve korkan kimsenin günahı defterinden silinir buyurdu Rivayete göre beni İsrail peygamberlerinden birisi bir zelle işledi. O zaman Allahü Teala ona bir daha böyle şey yaparsan elbette sana azab ederim buyurdu. Bu peygamber ya Rabbi sen beni korumazsan ben yine böyle hataya düşebilirim deyince Allahü Teala da kendisini korudu. Diğer birisi şöyle anlatıyor. Kul işlediği bir günaha karşı devamlı pişmanlığı sayesinde cennete girer bunun için şeytan keşke onu aldatmayaydım der ve böylece günahı bağışlanır Habib bin Sabit şöyle anlattı Kıyamet günü adamın birine günahı arz edilir adam günahını görünce ben bu günahtan çok korkardım der ve böylece günahı bağışlanır. Günahtan çok üzülen adamın biri İbn Mesud'a bunun tövbesi var mı diye sordu. İbn Mesud aldırış etmedi. Adam sorusunu tekrar etti. İbn Mesud adama baktığında onun gözlerinden yaşlar aktığını gördü ve cennetin sekiz kapısı var. Bunlar bazen açılır, bazen kapanırlar. Fakat tevbe kapısı asla kapanmaz. Ona müvekkel bir melek var. Daima kapıyı açık tutar. Sen ameline bak, ümidini kesme buyurdu. Abdurrahman bin Ebul Kasım diyor. Abdurrahim ile kafirin tevbesini ve bu gibiler hakkında Enfal Suresi 38. Habibim o küfredenlere söyle ki eğer sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları affedilecektir. Ayet-i Celilesi üzerinde konuşuyorduk. Abdurrahim kafirlerin tövbesi kabul edilince müminlerin tövbesi öncelikle kabul edilir. Çünkü onlar daha iyidir. Müminin tövbesi Müslümanlık üzerine Müslümanlıktır ben size ancak kitap ve sünnetten haber veririm. Kul bir günah işleyip de sonra bir an ondan pişmanlık duyduğu vakit hemen o günah mahvolur gider dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh tövbekarlarla oturun. Zira onların kalpleri daha yumuşak ve münkesirdir buyurdu. Alimlerden birisi Rabbimin beni ne zaman mağfiret edeceğini ben bilirim dedi. Ne zaman mağfiret eder diye soranlara Ne zaman bana tövbeyi nasip ederse yani tövbe ettiğim vakit Allah beni affeder dedi. Alimlerden diğer birisi de bağışlanmaktan ziyade tövbeden mahrum olmaktan üzülürüm dedi. Çünkü tövbe mağfiret ve bağışlanmanın lazımıdır. Rivayet edildiğine göre İsrail oğullarından bir genç 20 yıl ibadetle meşgul oldu. Sonra 20 yılda isyan etti. Bir gün aynaya baktı. Saç ve sakalının ağarmakta olduğunu görünce 20 senelik isyanına pişman oldu ve ilahi 20 yıl sana itaat ettim.'' Sonra tam yirmi yıldır sana isyan ediyorum. Acaba sana yönelir ve tövbe edersem, tövbemi kabul eder misin? deyince, boşluktan gelen bir ses ona şöyle söyledi. Bize icabet ettin, biz seni kabul ettik. Bizi terk ettin, biz de seni terk ettik. İsyan ettin, sana mühlet verdik.'' Ne zaman bize yönelirsen biz yine seni kabul ederiz. Zünnûn-i Mısri diyor ki Allahü Teala'nın öyle kulları var ki onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tevbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahsuniyet meydana gelir. Onlar akılları gitmeden, deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Resulünü bilen fasih ve beli kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekut alemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar, pişmanlık gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, feryadü figan ederler de, bu vera ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur, hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, ilmin civarında iner, hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini Selamet sahiline doğru açarlar da istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Sahih olan her tövbenin kabul edileceği hususunda bu kadar açıklamanın kafi geldiğini sanırım. Tövbe hakkında diğer büyüklerin sözleri. Şarap içen kimse tövbesiz ölürse mezarını açınız yüzünü kıbleye karşı görürseniz beni öldürünüz. Abdullah bin Mesud Sema tavanının seyyareleri olduğu gibi her bir gaflet ve hatanın da bir kefareti vardır. Müminlerin günahlarının kefareti tövbedir. Abdullah Ensari Tövbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tevbe ile kalbi temizlemekten ibarettir. Ahmet Bedevi Tevbe, Müslüman olsun olmasın her akıllı kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir. Bir iş yapan ve onun kötü olduğunu gören herkesin pişman olup tövbe etmesi vacip olur. Tövbe etmezse kendine zulmetmiş olur. Ahmet Namiki Camii Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu, Allahü Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmek, her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Ahmet Yesevi Tevbe, geçmişte yapılan günah ve hataya pişman olmak ve onu ondan sonra terk etmektir. Alaü Devle Semnani İyi işlerin faydası sahibine dönüp gelseydi, kainat ondan faydalanırdı. Ne var ki faydanın çoğu o işin esas sahibine değil, sadece yapana kalır. Kötü işlerde vuku bulduğu zaman cezası umumi olur. Onun cezası onu yapan asi kişinin üzerine gelseydi, aynı anda onu helak ederdi. Ne var ki böyle olmaz. İşte böyle olmadığı içindir ki, o cezayı Allahü Teala mümin kullarına dağıtır. O asi kimseye de ruhu çıkıncaya kadar tövbe kapısı açık kalır. Ali Havas Berlisi Sizin hayırlılarınız günahına gerçekten çok tövbe edenlerdir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh Allahü Teala tövbe eden hatalı mümin kulunu sever. Ali Zeynel Abidin Tevbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister küçük ister büyük günah olsun. Amr bin Osman Mekki Tevbe iki çeşittir. Biri avamın tevbesi, İkincisi seçilmişlerin tövbesidir. Avamın tövbesi günahlardan tövbedir. Seçilmişlerin tövbesi gafletten tövbedir. Avam ile havasın seçilmişlerin tövbesinde fark vardır. Avam günahlardan ve kötülüklerden tövbe eder. Havas ise bunları zaten işlemez. Fakat bunların tövbesi yanılmaktan, gaflete düşmekten ve yaptığı ibadet ve taati sebebiyle kendini beğenme korkusundan tövbedir. Bennan elhammal Günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. bayezid Bistami Günahlarına tövbe etmeyi geciktirmek, Allahü Teala'ya karşı mağrur olmak, kibirli olmaktır. Cafer-i Sadık Zahiri muamelat babında işlenen günahlar, tövbe edildiği takdirde hemen hepsi affa mazhar olur. Davud-u Kebir Tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük günah olsun, isterse küçük. Ebu Abdullah Mekki Bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda, Mevlasından istediğine kavuşan birinin onun kulundan bir şey istemesi yakışık almaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Ebu Abdullah Nibaci Cehennem korkusu veya cennet arzusuyla tövbe etmek mümkün değildir. Allahü Teala Bakara suresi 222. ayetinde mealen muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever buyuruyor burada bildirilen sevgiye kavuşmak için tövbe etmelidir. Ebu Ali Dekkak Affa, mağfirete, müsamahaya kavuşurum diyerek günahlardan tövbe etmeyi terk etmek o günahı işlemekten daha beterdir. Tövbe ve pişmanlıkta Allahü Teala'nın hoşnutluğu vardır. Ebu Ali Rotbari Bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Ebu Cafer bin Sinan Tevbe bahsinin birinci bölümü burada sona erdi. Tevbe bahsinin ikinci bölümünde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.